Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı sabahlar. Gününüz bereketli olsun, gününüz hayırlı olsun, gününüz nurlu olsun sevgili kardeşlerimiz. Bizim bu sabah sohbetlerine mümkünse işimizin olmadığı, uygun olduğumuz zamanlarda devam etmemizi istediler. Bu yüzden bazen mümkün, uygun olduğumuz zamanlarda bu sohbetleri yapacağız. Ve kardeşlerimizin şöyle bir isteği oldu. Dediler ki Fatih abi dediler mümkünse daha çok Sedem ala Muhyiddin, Şeyh Maşuk, Kudüs'e Sürü, Şeyh Bedreddin yani tanıdığın, gördüğün büyük zatlardan hatıralarını anlat. Böyle ufak tefek bile olsa, üçer beşer dakikalık bile olsa her gün böyle bir hatıra. Daha önce anlatmış olduklarınızdan da olabilir. Eğer anlatırsanız çok seviniriz dediler. Biz de mümkün mertebe aklımıza geldikçe Allah-u Teala o huzuru öbür tarafta devam ettirsin. Onların huzurunda, onların yanında şahit olduğumuz, gördüğümüz, yaşadığımız şeyleri sizlere nakletmeye çalışacağız. Ve bu büyüklere ait hatıralar çok belki bazen bize çok basit şeyler gelebilir. Normal günlük hayatın gereği olan şeylerdir. Ama onlarla olunca, onlarla beraber olunca çok daha farklı, çok daha güzel olur. Allah-u Teala bu nimetten bize nasip dar eylesin. Cenab-ı Allah mahrum etmesin hiçbirimizi sevgili kardeşlerimiz. Seyyidah Şeyh Maşur Kudüs'e Sürü Hazretleri bir yere gideceği zaman yani Diyarbakır'a, İstanbul'a, Bitlis'in, Nurşin'in dışına bir yere gideceği zaman babası Şeyh Masum bir miktar para verirmiş ona. Yani şu cebine koyarmış. Bu ceket paltosun buradaki cebine parayı koyarmış. Ve anlatırlar bir yere gidileceği zaman. Mesela bir arabaya binilecek veya bir yerde bir ödeme yapılacağı zaman Seyyidah Şeyh Maşur Kudüs'e Sürü hayatında hiç para saymamış. Hatta belki paraların yüzüne bile bakmamış. Cebinden parayı olduğu gibi çıkarır, o ödeme yapılacak kişiye uzatırmış. Hakkın neyse buradan al dermiş. Hep böyle yani. Allahu Teala o zatlara bunu nasip etmiş. Yani hiçbir şekilde dünyanın ne parasına, ne altınına, ne malına, mülküne hiçbir zaman tamah etmemiş, önem vermemiş. Seyyidah Şeyh Maşuk böylemiş Kudüs'e sürü. Şeyh Masum rahmetullahi aleyh yola çıkacağı zaman cebine para koyarmış. Bir yere gitti bir şey alınacak, bir şey ödenecek, bir taksiye binilecek falan çıkarır parayı olduğu gibi hepsini uzatırmış. Hakkını buradan al dermiş adama. Seyda Molla Muhyiddin Kudüs'e Sürü Hazretleri ile ilgili işte bu bana onu hatırlattığı için ben önce bunu anlattım sizlere. Askerlik döneminde böyle bir daha önce ağzında yaptığı bir protez varmış ama protez artık eskimiş muhtemelen. Böyle çok sıkı değildi, rahat kullanamıyordu filan. Ben rica ettim. Dedim ki efendim Batman'a gelseniz muayenehanemiz var orada. Sizin bu dişlerinizi, protezlerinizi biz yenileyelim. Hem birkaç gün içerisinde hallederiz dedim. Fazla da sizi oyalamayız filan. Birkaç defa ısrar ettim. Sonunda Molla Abdurrahman'a demiş ki Fatih'i kıramayız demiş. Çok ısrar ediyor. Batman'a giderim demiş. Geldiler Batman'a geldiler. Tabii Batman'da Seyda Molla Muhyiddin Hazretleri'nin kutsesi ruhu damadının evi vardı. Eski Batman rütüsü Molla Alaaddin Efendi'nin evi vardı. Orada kalıyordu. İlk gün Seyda'nın geldiğini haber aldık gittik. Nedim vardı Allah rahmet eylesin. Muayenehanesi beraber işlettiğimiz kardeşimiz, Batmanlı kardeşimiz. Gittik Seyda'yı aldık. Kaddesallahu anh. Muayenehaneye getirdik. Merdivenli bir yerdi böyle. İkinci katta bir yerdi. Merdivenleri ve bas sonra çıktı. Neyse Seyda'yı oturttuk. Kaddesallahu anh. Muayene koltuğuna oturttuk. Fotoya oturttum. Baktım şimdi ölçü almamız gerekecek. Tam protezdi zaten. Ben dedim ki kaşığı hazırlayın dedim, ölçüyü alacağım dedim. Seyda o kadar böyle narin, o kadar böyle sade, sessiz. O koltuğun üzerinde böyle dişçi koltuğunun üzerinde bekliyordum. Kaşığı aldık, ölçü maddesini kaşığa koy. Şimdi Hasan ağzına kaşığı koyacağınız zaman böyle ayna ile Hasan ağzını biraz gerdirmeniz gerekiyor kaşığın girebilmesi için. Ben yaklaştım baktım ki mümkün değil. Yani Seyda'nın ağzına ben ölçüyü almam mümkün değil. Bir anda böyle nasıl şeyden ağzını tutarım, dudağını böyle kenarını gerdiririm filan bıraktım. Çağırdım dedim ki Nedim abi ölçüyü sen al dedim. Ben ölçü alamam dedim şeyden ağzından. Kaddasalasın. Nedim abi aldı ölçüyü. Gayet o da tabii çok dikkatli bir şekilde. Bu büyük zatlar böyle zor böyle şeyler. Ben dedim sonraki safhalarını ben yaparım ama şu ölçüyü sen al dedim şeyden ağzından.
Aldıktan sonra böyle tabii bekletiyoruz. Defalarca gelip gitme olmasın diye. Orada uygun bir oda vardı, müsait bir oda vardı. Oraya geçtik. İşte çay falan ikram ediyoruz Seyda'ya. Tabii biz hep böyle ayakta duruyoruz. O işte bir oturun, ayakta durmayın filan diyordu. Hatta bir namaz kılmak istiyorum dedi. Biraz fazla bekletecektik. Zannedersen duha namazı. Yani duha namazı biraz fazla kılıyordu Seyda. Mevsim de aynı bugünler gibiydi. Yani hava artık biraz soğuktu. Öyle diyelim. Seccadesini falan serdik. Ayakkabısını çıkardı. Seccadeye bastı. Normalde Şafii mezhebinde çıplak ayakla namaz kılmak sünnettir. Yani mümkün mertebe çorapsız olarak namazın kılınması sünnettir. Hanefi mezhebinde çoraplı ama Şafii mezhebinde çorapsız kılınması sünnettir. Ben acaba çorabını çıkaracak mı diye beklerken böyle çünkü hep yapıyordu. Döndüğüm Molla Fatih'e Şafii anne demişler ki kış mevsimi girdiğinde havalar soğuduğunda çorabı çıkarmak gerekmiyor. Yani böyle de kılmak yine sünnete uygundur. Sünnete muhalif değil dedi ve namaza durdu. Namazını kıldı. Bir miktar daha oturduk. Sonra işte o ölçünün üzerine yapılan bir prova yapılması gerekiyordu. Provayı da onu ben yaparım filan diye düşündüm. Ama Seyda'yı oturtuyorum böyle ağzınızı açın demem lazım, fazla açın demem lazım. Ve bunları baktım Seyda'ya hitap edemeyeceğim. Yani bu şekilde Seyda'yla bu şekilde bile konuşamayacağımı anladım. Dedim ki yine o kardeşimize dedim ki sen devam et dedim. Aldık Seyda işi bitince tekrar bıraktık. Tabii gidiyorduk. O mesela bir gece orada bir Ekrem kardeşimiz vardı. Şimdi Ankara'da yaşıyor. O Batman'daydı. Bir gece onun evinde misafir ettik Seyda'yı. Size o geceyi anlatmıştım. Gençlere bile Batman'da gençlerin gelip bir sürü sorular sordukları, sohbet ettikleri bir gece, güzel bir geceydi. İkinci gün, üçüncü gün işte getiriyoruz. Yine aynı şekilde provalarını falan yapıyoruz ama bir türlü ben Seyda'ya dokunamıyorum. Yani hekim olmama rağmen günde 20 tane hastaya bile bakıyorum ama Seyda kaddesallahu sırrına söz konusu olduğu zaman maalesef hiçbir şey yapamadım. En son artık dişi bitirdik. Protezin takma safhasında tamam dedim bundan sonraki kontrolü ben yapabilirim. Çünkü bir hekim gözüyle de bakmak gerekiyordu. Protezi taktım ağzına güzelce. Hiçbir sorun olmadı Allah-u Teala hamdolsun. De tabii taktıktan sonra dedim ki efendim bir iki gün daha burada kalmanız gerekiyor Batman'da. Ondan sonra dedim inşallah sizi göndeririz. Kontrol edeceğiz dedim çünkü. Tamam olur dedi kalırız dedi. Yani vuruk olur bir şey olur uygunsuz bir şey olursa kontrolünü yapar diye ben bunu demiştim. Ertesi gün kontrole getirdik. Bir sıkıntı yok. Bir sonraki günde son gün işte gitti ziyaretine gittik. Ertesi gün tabii dönecek. Baykaya dönecek yani. Gittik ben Nedim abi biraz oturduk falan sonra torunu vardı bir Mola Muhammed vardı baktım onlara işaret etti yani dışarı çıkmalarını işaret etti biz ben Nedim ve Seyda kaddesallahu hiç kaldık salonda dedi önüme gelir misiniz dedi yanıma gelir misiniz dedi böyle işaret etti gittik önüne böyle diz çöktük ikimiz dedi ben size bir şey diyeceğim dedi. Ama dedi yani rahatsız olmayın dedi. Kusuruma bakmayın dedi. Biz ne diyecek acaba filan diye bekliyoruz. Baktım böyle elini cebine koydu. Böyle bir tomar para çıkardı. Kağıt para. Benim sizden ricam dedi. Hakkınız neyse alın dedi. Bu dişlerin dedi hakkını alın dedi filan. Ben cevap dahi veremedim. Başımı önüne eğdim. Bizim Nedim Allah rahmet eylesin rahat konuşkandı böyle. Baktım başladı yeminler etmeye. Efendim dedi bu bize hakarettir dedi. Seyda nasıl böyle bir şey söyler? Biz çok bu mümkün değil böyle bir şey. Yani böyle bir şeyi bize söylemeniz bile dedi bizim için çok çok kötü bir şey efendim dedi filan. Ama dedi masrafınız var. Alın dedi. Hakkınız neyse buradan alın dedi. Güzel bize hak kalmasın filan. Baktı ben başımı eğdim ama bana bir şey demiyor artık. O parayı çıkarıp böyle hakkınız neyse alın dediği an Allah şahidiniz olsun bir anda baktım sanki Şeyh Maşuk oturuyor elinde bir miktar para uzatmış hakkınızı alın diyor. Seyda'nın böyle bir iki haline şahit oldum. Bu da o günlerden biriydi. O anlardan birisiydi. Bir seferde bir akşam köydeydim. Huzurunda oturuyordum. Yalnız ikimiz vardık. Ben dedim ki efendim dedim siz Hazret Kaddesallahu Sıran Aziz
Onu görmüşsünüz, yanında okumuşsunuz. İyi hatırlıyor musunuz dedim yani filan. Baktım dedi bana Fatih dedi nasıl unuturum dedi. Şimdi lan Hazretin yanında Kudüs'e sürü başladı hangi dersi kitabı ne konuşsun bir anda bir şey bak sanki Hazret Kaddesallahu aziz o anda Seyda'nın yanında oturuyordu. Yani öyle öyle mertebesi âli büyüklerin yanında o kadar büyük bir zat makbul ve sevilen bir zat idi ki yani böyle bahsettiği an bahsettiği kişiyi orada sanki hissediyorsunuz. Yani sanki oradaydı ya. Böyle bir his tabii bu. Ama mesela böyle tüylerim böyle diken diken olmuştu o gece. Böyle bak o kadar güzel bir his ki ama o kadar mübarek bir şey. Sonra o gece yattım hatırlıyorum. Bu Hazret'ten bahsettiği geceyi söylüyorum. Kaddesallahu sırrahu aziz. Sabahleyin uyandığımda rüya değil, rüya görmemişim ama bir hatıra var. Benim hafızamda bir hatıra. Hazret, Seyda Mevla Muhyiddin ve ben sohbet etmişiz Kaddesallahu. Böyle bir şey yaşamışız yani. Ama hatırlamıyorum rüya olarak filan da değil. Sadece hatıramda, hafızamda böyle bir şey. Subhanallah dedim. Dün gece Hazretin ruhaniyeti kutsesi bahsettiği an sanki oradaydı. Allahü Teala bizleri onlardan mahrum etmesin. Dün bir doktor abimle tartıştı bir şey bir konu vardı konuştuk. Böyle yazışıyoruz yani şeyde internette. Dedi ki Allah seni cennetine koysun dedi. Dedim valla Bekir abi dedim ben Allahu Teala'nın bana bu yolu nasip ettiği günden beri bugüne kadar haşa bu bir şey değil yani ama cennet veya cehennem aklıma gelmiyor. Bu haşa bir şeye güvendiğimden, efendime söyleyeyim cehennemden korkmadığımdan filan değil. Ama hiçbir ibadeti yaparken veya duayı yaparken cennet ve cehennem aklıma gelmiyor. Şu ama biliyorum cennet Allahu Teala'nın rızası demektir. Cehennem de Cenab-ı Allah'ın gazabı demektir. Ama bu yolda bir şeyler yaparken, bu yolda yürürken, ilerlerken bilmiyorum da aklımıza gelmiyor. Sadece bir tek şey dedim. Bir tek şey. Öbür tarafta beni karşılasın yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yani öbür tarafa geçtiğim an selam ala Muhyiddin Kudüs'e ruhu. Öbür tarafta beni karşılasın. Öbür tarafta geçtiğim an oraya onu göreyim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Allahü Teala ne yaparsa, Cenab-ı Rabbül Alemin ne emretmişse hepimiz ona teslim olmuşuz. Hepimiz Rabbül Alemin'in takdiri neyse hepimiz o emre itaat etmek zorundayız. Allah-u Teala cennetine koyar, affeder veya Cenab-ı Allah cehenneme koyar. Bir şey yapacak bir şeyimiz yok zaten. Biz Allah-u Teala'ya sığınmak zorundayız. Allah'ın salih kullarını sevmek zorundayız. Tabii ki bizim bu büyük zatlara, bu saadet-i kirama olan itimadımız Rabbimizin onlara verdiği vaatten dolayıdır. Allah-u Teala dostlarını kırmaz. Cenab-ı Allah dostlarının ellerini geri çevirmez. Rabbül Alemin onların dualarını reddetmez. Hatta bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın salih kullarından bahsederken اِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا لَوْ شَاءُ شَاءَ اللّٰهُ buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sahihtir bu hadis. Allah'ın kulları içerisinde öyle kullar vardır ki onlar bir şey isterlerse Allah da ister. Bu kadar Rabbül Alemin onlara kıymet veriyor. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmetin salih kulları hakkında verdiği bir müjdedir. Ben bu yüzden derim, öbür tarafa geçtiğimde beni karşılayacağını biliyorum. En ufak bir tereddüdüm yok. Allahü Teala'ya hamdolsun. O orada beni bekliyor. Bekliyor olsun bu bana yeter. Eğer ona bile o konuda insan emin olsa, eminlik de şu yani sen de kendine düşeni yapacaksın tabii. Allahü Teala'nın koyduğu sınırlara riayet edeceksin. Haramla helale uyacaksın. Hiçbir şey yapmayıp da böyle bir beklentinin içerisine girmek ham bir hayaldir. Cahil sufilerin işidir. Böyle bir şey olamaz. Sen mümkün mertebe kendini koruyup sakınacaksın. Gücünün yetmediği yerlerde de Rabbül Alemin seni koruyacak, muhafaza edecek. Bu konuda Seyyidina Molla Burhan Hazretleri, Allahu Teala onun da derecesini âli eylesin. Rabbül Alemin başımızdan eksik etmesin. Onun da huyu aynıdır. Hiçbir gün Seyyidina Molla Burhan Kaddesallahu bu kadar yolculuk yapmışız. Defalarca hacca umreye gitmişiz. Bir yerde bir gün böyle para çıkarıp sayıp da bir parası böyle bir şeyini hareketini görmedim. Sadece
Biliyorum birkaç ay maaşını biriktiriyor. Bunu çok iyi biliyorum. Çünkü harca bir şey yok Seyda'nın zaten Kıbrıs olsanız. Medine'ye vardığımız zaman da orada kalan, yani Medine'de çalışan kardeşlerimize bazen parasını verdiriyordu. Veysel ver. Bana diyordu bunları bozdurun getirin diyordu. Yani 5 riyal veya 1 riyallık böyle tomarlar halinde getirirler Seyda'ya. Verirler mesela her gün. Seyda der ki Veysel biraz para ver bana der. Cebine koyar. Mescide girerken, giderken, gelirken, yolda, mescidin içerisinde bilhassa oraların temizliğini yapanlar daha çok onları tercih eder. Seyda bütün o cebindeki parayı o fakirlere sadaka olarak dağıtır. Medine'nin fakirlerine ve oradaki çalışanlara. Seyda Mola Burhan Hazretleri'nin de kudüsüdür. Parayla alakası sadece bu. Başka hiçbir şeyini yıllardır ne bir şey alır, ne bir şey satar, ne şu ne bu. Ben hiçbir şeyine şahit olmadım. Seyda Mola Burhan Hazretleri'nin kudüsüdür. Parayla ilgili şahit olduğum tek olayı sadaka dağıtması. Onu da özellikle bilhassa mescidin içerisindeki ve etrafındaki temizlikçilere, oraları temizleyen, oradaki çalışan işçilere özellikle dağıtır böyle. Hatta Seyda'yı tanıyorlar artık Kadısallah Aziz. Yani biz o parktan çıkıp yürümeye başladığımızda böyle Seyda'ya bakmaya başlıyorlar bildikleri için. Seyda hemen onları gördüm işaret eder, çağırır, çıkarır cebinden verir ve yürür gider. Hiç bakmaz bile. Mesela birkaç defa bir seferinde orayı süpüren birine denk geldi filan. Çağırdı. Adam geldi dedi ki süpürgeni getirir misin dedi filan. Getirdi. Seyda önce çıkardı bir de cebine para koydu onun. Sonra süpürgesini aldı elinden. Başladı orada halıyı süpürmeye. Herkes şaşırdı kaldı. Böyle bir miktar böyle süpürdü sonra süpürgeyi verdi ve hızla yürüdü uzaklaştı oradan. Kimsenin dikkatini çekmemek için. Böyle yani bu onların ahlakı. Onlar bir şeyden korkmamışlardır ama hiçbir şekilde kendilerine bir şekilde bir zanna, bir fikre, bir şeye sebep olacak her şeyden kaçınmışlardır. Para ile ki para kadar basit bir şey yok. Para kadar herkesin ihtiyacı olan, herkesin kullandığı bir şey yok. Para ile bile ilişkilerini bu şekilde kesmişler. Yani uzak durmaya çalışmışlar. Kendi hakları olan şeylerden bile uzak durmaya çalışmışlar. Bu takvanın, korunmanın, zühdün ve taatın bir gereğidir. Yoksa hiç kimseye yük olmamışlardır. Hiç kimseden bir şey almamış. Bütün işlerini kendi imkanlarıyla görmüşlerdir. Hatta tam aksine çok daha mükrim olmuşlardır, ikram etmişlerdir. Yani bir yerde bir şey alınacağı, gireceği zaman mutlaka parasını biz verelim demişlerdir. Selam ola Muhyiddin öyleydi. Allah derecesini adi eylesin. Ben bir gün Veysel Karani'den Kozluğa gideceğiz. Böyle çok mütevazıydı. Araba falan, taksit falan filan kabul etmiyordu. Dolmuşlardan birine biner gideriz diyordu. Ben gittim o Veysel Karani'de Kur'an okurken bir taksici buldum dedim ben bak Seyda diyeceğim ki sen benim arkadaşımsın. Zaten Kozluğa gidiyorsun bizi götür tamam mı dedim tamam parasını da peşinden verdim. Seyda ziyaretini bitirdi çıktı dedim ki efendim bu ne dedi bir taksi. Bu benim arkadaşım dedim efendim dedim. Ama dedi parasını vermemiz lazım falan. Dedim Seyda binelim oraya vardığımız zaman Kozluk'ta inerken dedim sorarsınız verirsiniz falan. Böyle Seyda'yı bindirdim kadasın olsun. Vardık 30-40 kilometrelik bir yer zaten. Orada inerken dedi ki senin hakkın nedir? Dedi ki efendim benim hakkım yok. Ben dedi Fatih Bey'in arkadaşıyım dedi. Zaten o bana her zaman bir şeyler veriyor filan böyle. Bu yuvarlak bir laflar kullandı. Yalan da atmak istemedi. Seyda'yı zor bela ikna ettik arabadan indi. Yani hem cömertlikleri hem helal ve harama riayet etmeleri hem hak geçmesi konusundaki dikkatleri hem de kimsenin hiçbir şekilde kendilerini dünya ile, para ile, dünyanın menfaatleriyle muhatap kılacak olayların, hareketlerin içerisine basit bir alışverişte bile olsa girmemeleri ne kadar güzel bir özellik. Onlar kendilerini böyle korumuşlar. Yani korumuşlar ta açık belli aleni yani. Mesela Seyda Molla Burhan Hazretleri Kudüs-i Sürru benim tahminime göre gençliğinde de çocukluğunda da öyle belki gidip bir bakkaldan bir dükkandan bir şey bile almamıştır. O kadar her şeyden uzak durmuş. Yani bu devirde şu anda şu dönemde yaşıyor olmasına rağmen böyle bir hayat. Kendisini korumuş. Büyük zatlar hep böyle. Yani Hazreti Rabia Tül Adeviye bir şeyler eğiliyormuş, satıyormuş, yün falan yapıyormuş. Bir gün işte 2 lira para biriktirmiş, 2 dinar. Birini çağırmış demiş ki bana bir kilim alır mısın demiş.
Adam parayı almış, alttan sonra demiş ki alacağım kilim siyah mı olsun, beyaz mı olsun demiş. Hazreti Rabia ver parayı ver demiş. Parayı almış eline, daha almadan demiş kilimin siyahı beyazı kalbimi Allah'tan alıkoydu demiş. Eldeki parayı Dicle nehrine fırlatmış. Onlar böyle, şimdi de öyle. Bakın hemen hemen aynı hayat. Hemen hemen aynı tavır, hemen hemen aynı duruş. Allahu Teala bizleri, hiçbirimizi dünya ile imtihan etmesin. Rabbül Alemin bizi dünyaya yenik düşmüş olan müminlerden eylemesin. Bu en zor imtihan budur ve bugün birçoğumuzun kaybettiği imtihan budur. Maalesef birçoğumuz bir vasıta, sadece bir araç olması gereken parayı bir gaye haline getirmişiz. Hayatımızın en önemli köşesine oturtmuşuz sevgili kardeşlerimiz ve bütün bir maneviyatımızla orada harcayıp gitmişiz. Allahü Teala hepinizden razı olsun. Rabbim büyüklerden böyle bir tadım, bir tadımlık, bir yudumluk bile bir şey olsa onların hatıralarını hep canlı tutmayı, hep hafızamızda ve kalbimizde muhafaza etmeyi nasip etsin. İnsan bu büyük zatları severse, Rabbül Alemin onların sevgisini bir insana nasip ederse, ki bu sevgi bile o büyüklerin bir lütfu ve ikramıdır. Bu sevgi bile büyüklerin bir cömertliğidir. Yani onda bile bizim kendimize mal edecek bir şey çıkması mümkün değil. Ben kendime hiçbir şey pay etmiyorum. Onlar nasip ediyor, onlar lütufta bulunuyor. Sevginin kapısını bize aralıyorlar da biz onları öyle sevebiliyoruz. Bu Sadat-ı Kiram'ın, bu yüce silsilenin yolu böyledir. Büyüklerin ikramıdır. Büyüklerin bize, sevgili kardeşlerimiz, bir lütfudur. Allahu Teala sevmeyi nasip etsin. Rabbül Alemin muhabbetten nasipdar eylesin. Allahu Teala hizmet etmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Allah kalbimizdeki o samimiyeti, ihlası, dünyanın karışmadığı ve kirletmediği bir yer, kalbimizde bir yer öyle bulunsun. Yani hepimiz bir şekilde dünyayla iç içeyiz. Anlattığım şeyler size hayal gibi gelmesin. Ama kalbimizin bir köşesini, bir yerini, bir kısmını sevgili kardeşlerimiz dünyadan uzak tutabiliriz. Kirlenmekten koruyabiliriz. Rabbül Alemin'le olan muamelemizi, Rabbimize olan yönelişimizi de kalbimizin o temiz olan kısmıyla yapsak, katışıksız, saf bir şekilde Allah'a yönelirsek, o zaman attığımız her adımın, konuştuğumuz her kelimenin, efendime söyleyeyim, yediğimiz her bir lokmanın bile Allah katında ecri vardır. Yeter ki büyükler kalbimizde olsun. Yeter ki onları seviyor, sevebiliyor olalım. Sevebiliyor olmak. Bu bile sevginin bizim elimizde olmayan bir şey olduğunu gösteriyor. Bu bile sevginin, eğer seviyorsak, Cenab-ı Allah sevmeyi nasip etmişse bunun çok çok büyük bir lütuf olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu onların bir ikramıdır. Bu onların bize bir hediyesidir bu sevgi. İnanın kendi kendimize sevebilmemiz imkansız bence. Bu yüzden eğer ufacık bir sevgi varsa bu bize büyüklerin bir lütfu ikramıdır. Bunu bilelim. Çünkü Şah-ı Nakşibend kaddesallahu sırrahul aziz bu yolu inkar etmemek bile velayet mertebelerinden bir mertebedir diyor. Sağ bu yolu inkar etmemek bile. Bırakın yola girmeyi, bırakın yolda olmayı, bırakın bu yolda yol almayı. Yolu inkar etmese birisi, düşmanlık yapmasa bu bile velayet mertebelerinden bir mertebedir diyor. Bu yola saygı duymak, bu yolu anlayışla karşılamak, bu yolun mensuplarına karşı temiz bir kalple yönelebilmek, bakabilmek bile Allahu Teala'nın bir lütfudur yani. Öyle insanlar var ki onu bile yapamıyorlar. Bırakın bu yola girmeyi, bu yolu sevemiyorlar bile. Bu yolun inkarcısı ve düşmanı oluyorlar ki bu Allahu Teala'nın onlardan bir şeyleri almış olmasının alametidir. Allah hepimizi muhafaza etsin. Rabbim sevgisiz, muhabbetsiz bırakmasın. Ama hangi sevgi? Dünyalık, boş, faydasız, sonu nankörlükle veya ihanetle biten veya maddiyatla tükenip giden sevgiler değil. Kendimizi koruyalım. Bu ahir zamandaki sevgiler, bu ahir zamanda Rabbül Aleminin ve dostlarının dışındaki sevgiler hep böyle sonuçlanıyor. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Hepiniz bir şekilde bunları yaşadınız. Ya nankörlük, ya hainlik veyahut düşmanlık veyahut da pişmanlık. Dünyalık sevgilerin hepsinin sonu budur. Allahu Teala dünyalık sevgilerde kendi kalbini, kendindeki sevgiyi, sevebilme cevherini harcayanlardan eylemesin.
Allah hepinizden razı olsun. Gününüz bereketli olsun. Zamanınızı alıyoruz sabahın bu saatine ama birçok kardeşimiz bu saatlerde çok daha rahat sohbetleri izleyebildiklerini söylüyorlar. Dua edin. Hepinizin duasını bekliyoruz. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Rabbim hepimizin ölmüşlerine rahmet eylesin. Rabbim hastalarımıza şifa versin. Sıkıntısı olan, darda olan bütün kardeşlerimize Rabbül Alemin selamet versin. Dua edelim. Allahu Teala fitne ateşini üzerimizden uzaklaştırsın. Rabbül Alemin bizi fitneye muhatap etmesin. Rabbül Alemin fesat ehli olan, Rabbül Alemin adavet ehli olan, zarar vermek isteyenlerin de her türlü zarardan hepimizi muhafaza etsin. Allahu Teala bizi bu mübarek evleri, bu medreseleri, bu Kur'an kurslarını Cenab-ı Allah hep selamete çıkarsın ve selamette tutsun. Allah razı olsun. Allahu Teala sizlerle beraber olsun. Cenab-ı Allah yanınızda olsun. Sizinle birlikte olsun sevgili kardeşlerimiz. Allahu Teala sizi, bizi, hepimizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.